Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 19 Aralık Pazar, Gulfstream Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşulu bir programımız var. Fazla da vakit kaybetmeden hemen sizlere yayını sunmaya çalışacağım. Çünkü saatler şu anda 19.47. Yani 40 dakika sonra yarışlarımız başlıyor. Tabii size yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden hemen herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz hızlı video olacak. Bunu da belirteyim. Birinci koşu saat 20.30'da başlıyor. Dediğim gibi Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışıyla birinci altı ganyanın ilk ayağı 9 safkanın yer almış olduğu programın hemen oranlarıyla başlayalım arkadaşlar. İki nolu safkan 3 lira. İkinci bakalım şu iki nolu safkan miş. Evet doğru adresteyiz, yanlış olmasın. İki nolu safkan 3 lira. Üç nolu safkan 3,5 lira. 8 nolu safkan yine aynı şekilde 3.30, 4 nol safkan 3.30, 7 nol safkan 6 lira, 6 nol safkan 16 lira, 1.5, 9 da 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Benim buradaki sıralama şekilde, ben önce 2 nolu Mish He Was Guy, bir Into Mish'i temsilcisi Emisel Jaramillo Statal Safkan, tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinci de benim ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 4 nolu Agarame Subot, bir Jesse Dreams temsilcisi Franklin Karasa statlayacak olan safkan da iki yarış koşup ikisinden ikincilikle ayrılmış bir isim. Üç nolu Stormy Pattern, bir Gone Astray gibi yine kalite bir orijine sahip Chantel Sandra'da statlayacak olan bu Bayan Joker'i statlayacak olan safkan da yine şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de AGF konumunda olan bir isim. Yine tek koşmuş olduğu yarışta bir ikinciliğe sahip. Sekiz nolu Mark Hamay'ın, bir Sosyal Institute'un temsilcisi Marcos Meneses'le statlayacak olan safkan yine tek koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliğe sahip bir isim. Ve yedi nolu Capture at the Time, bir Ankap Turuk temsilcisi Leonel Reyes'le stat alacak olan safkan da yine tek koşmuş olduğu yarıştaki 5.liğiyle burada da şans verdiğim diğer isim olacak. 2, 4, 3, 8, 7 benim buradaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlere 1100 metrelik sentrik yarışına 7 safkan burada kayıtlı olan, şu anda çıkanlar gözükmüyor. Bilmiyorum artık çıkanlar var mı yok mu da şu an tam ben program hazırlarken çıkıyor, çıkanlar yoksa bakalım şansımıza. Hatta çim yarışlarının oranları da yoktu. İnşallah açılmıştır. 2 nolu safkan 2 liralık orana sahip. 3 nolu safkan 3 lira. 1 nolu safkan 3,5 lira. 5 nolu safkan 6 lira. 4 nolu safkan 7 lira. 7 nolu safkan 7 lira. Hemen ben programa geçeyim. Daha sonra son atında oranına bakarız. 4 nolu safkan Foxy Lady, bu Breton temsilcisi Chattel Sutherland'a start alacak olan safkan benim ilk sırada şans verdiğim isim. Biraz sürpriz konulu, biraz değil bayağı sürpriz konulu bir isim. 3 nolu Love Dart, bir Art İşiler temsilcisi Edwin Gonzalez'e statlanan safkan yine güzel orijiniyle yine ikinci sırada şanslı gördüğüm isim. 2 nolu Heart of God, bir White Targa Charga temsilcisi Emisel Jaramillo'ya statlanan safkan da yine şu anda iyi durumuyla ve şu anda AGF durumunda olan bir isim. 7 nolu Miss Big Spring, bir The Big Best temsilcisi Marcos Meneses'e statlanan safkan da yine iyi durumuyla. Bir de 1 nolu Sensible Mighty, bir Street Sense temsilcisi Edgar Parador'a stat alacak olan safkan da yine şans verdiğim diğer isim. 4, 3, 2, 7, 1 bu ikinci koşudaki sıralama olacak. Günün üçüncü koşusu 7'li plase, üçlü gayen ayağımızın açılış ayağı. Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik yine bir kum yarışımız bu. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar üçüncü koşu için. Yani buradaki son atın oranı belli değil daha. Neyse. Evet, buradaki sıralama 3 nolu safkan 1.50, 1 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 3.30, 2 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 6.5 lira, 5 nolu safkan 16 lira. Hemen programımıza geçelim. Zaten 6 safkan var. Burada 2 ve 6'nın ekili oldu bu koşuda. Ben 1 nolu Timanol, bir Majestic City temsilcisi Paco Lopez'e statalan safkan güzel performansıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim, şu anda bayağı Türkiye'de favori konumda. 3 dolu Franklin My Dear, bir Jesse Drain temsilcisi Rajim Marak'la statlanmış safkan da oldukça formda. Son 4 yarışın 3 tane ikinciliği, 1 tane üçüncülüğü olan bir isim. Bir de ben bu ekir avantajıyla stat alacak olan bir Distort Hammer temsilcisi, sonun 6 nolu Emily. Emisel Jaramillo'da yine şans verdiğim diğer isim olacak. 1-3-6 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganya'nın açılış ayağı. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik bir sentrik yarışla başlıyor ve burada da çıkanlar başladı arkadaşlar. 9, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, bu çim pistten tapeteye alınmış arkadaşlar. Yani çim pistmiş yarış, tapeteye alındı. Bakalım bizim sıralama nasıl olacak şimdi. Oranlara bir bakalım, şansımıza nasılmış oranlar.
Evet, oranlarımız açılıyor. 1000 oğul safkan 1.20 gibi orana sahip. 4 oğul safkan 2.25, 2 oğul safkan 6.5 lira, 5 oğul safkan 7 lira, 8 oğul safkan 10 lira, 10 oğul safkan 12 liralık orana sahip. Hemen öteki safkanlar da bir orana gözüksün arkadaşlar, öyle sunayım size. 3 nol safkan 25 lira, 11 nol safkan 25 lira, 7 ve 6 da 33'er liralık orana sahip arkadaşlar. Hemen programımızı geçelim fazla da vakit kaybetmeden. Ben burada da 1 nolu Sovereign of Speed, bu Lord Nelson temsilcisi Junior, Avro'da start alacak olan safkan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim. Hatta alternatif bir banko adayım benim bu safkan. Ama yarışlar çimden sentide alınca herhalde bu sentide de koşar. Bu Lord Nelson'lar şimdi az önce oranlar açılmasını beklerken bir ufak bir analiz yapmak yaptım, çünkü onlara da baktım. En azından işi garantiye alalım. Gerçi hiçbir şeyin garantisi yok ama burada bir ön planda arkadaşlar kazanmasını bekliyorum. Bir alternatif banka adayım. Ama rakip ararsanız, çünkü bence haliyle rakip arayacağız burada çünkü. Önce 4 numaralı Grand Sir, bir Tapitura temsilcisi Jose Morales'e start alan safkan. Yani performansı fena değil. 7-6 yapmış ama. Daha sonra 5 numaralı Mako Time, bir Mucho Macho Man temsilcisi. Kalite bir orijine sahip. Luca Panici'ye start alacak olan safkan ilk kez start alıyor ve bugün bayağı da veriliyor. Ben de tutuyorum çünkü. Bir de 2 nolu Emigrant de Siluzo, artık böyle okunuyor herhalde. Bir Malibu'nun temsilcisi, anneden de bir Harley's Holiday temsilcisi. Hector Isaac Berrios'a start alacak olan safkan da bence yazılması gereken diğer isim olur arkadaşlar. Tabi burada bir safkan daha ben söyleyeyim. En azından not yazmadım ama bunu da yazacağız artık. Bu 10 nolu Henry the 4, bir Kenai temsilcisi, Franklin Kales'te start alacak olan safkan. En azından bu safkan ben çim olmuş olsaydı yazmayacaktım. Ama iş sentide girince bu Curlin'in tayları da iyi koşuyor. Şimdi Curlin diyeceksiniz, bu Kenai de bir Curlin temsilcisi. O yüzden söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu 10 nolu safkanda bence ilave etmekte fayda var arkadaşlar. Ben fazla sözü uzatmadan hemen oranlara öbür koşuya başlayayım arkadaşlar. Yani burada benim bir önce 4, 5, 2, 10 daha sonra şans verdiğim isim olacak. Biraz karıştı işler ama ne yapacaksınız? Günün 5. koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik sentek yarışı. Burası da çim olması lazımdı. Evet, burada çimden iptal oldu. Burası da 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16 numaralı safkanlar yarıştan çıkmış. Bakalım bizdeki atlardan çıkanları var mı? Bizim yazdığımız atlardan çıkan yok. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, hemen buradaki oranları hızlı bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. 4 numaralı safkan 1.75 orana sahip, 2 nol safkan 3.5 lira, 1 nol safkan 6 lira, 6 nol safkan 7 lira, 11 nol safkan 8 lira, 7 nol safkan 10 lira şu andaki oranlar. Bekleyelim öteki oranlar da açılsın arkadaşlar. 9 nol safkan 12 lira, 12 nol safkan 12 lira, 10 nol safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Hemen buradaki sıralamam benim. Öncelikle 2 nolu Boru, bu Curlin temsilcisi Tyler Gaffney'e start alacak olan safkan. Çoğu programlarda zaten bu 2 nolu safkan denk geliyor bize, iyi bir safkan. 4 nolu Bright Devil, bir Dark Angel temsilcisi, İrlanda menşeli bir safkan. Bana göre kalite bir orijine sahip. Edwin Gonzalez'e start alan safkan favori şu anda konumda. Bir isim 6 nolu Triple Jeopardy, bir Kozan temsilcisi, Paco Lopez'e start alan safkan çok formda ve gördüğünüz gibi son 3 yarışta 2 tane ikinci bir birinciliği olan bir isim. 11 nolu Size the High, bir Carpe Diem temsilcisi, Shaun Brick Mahon start alacak olan safkanda. Yine önlerde şans verdiğim isim, bir de 1 nolu Archer Road, bu Lero Somais temsilcisi, bir Brezilya menşeli bir safkan, bir Gentle Sutherland start alacak olan safkanda. 3,5 senedir koşmuyor ama yani bugün çok veriliyor bu safkanda. Demek ki zamandayken bayağı kalite safkan yarışçıları olmuş yani, en azından bunu belirteyim. Geçenlerde de hatta 2 sene koşmayan geldi çıktı gibi kazandı hep rahat rahat. O yüzden bu safkanda bence değerlendirmekte fayda var. 2, 4, 6, 11, 1 nolu safkanlar benim buradaki sıralama olacak arkadaşlar, ama zor bir koşu oldu şimdi. Çim olmuş olsaydı en azından burada 4 tane safkanım vardı, bir ilave etmek zorunda kaldık. Günün 6. koşusu Maiden Dişiler'e ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı. 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. En azından burası kum olduğu belli yani. Evet, burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane yerde bahisleri kapalı olan 1 nolu safkan var. 1 lira 10 kuruşta veren oranlar var. 5 nolu safkan 3 lira, 2 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 8,5 lira,
7.10 safkan 11 lira, 4.10 safkan 14 liralık orana sahip. Hemen burada programa geçtim arkadaşlar. Ben bir nolu Gratitude, Dalyat'in temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan safkan bir Todd Pritchard arasında. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. İyi bir safkan. Bayağı da adından söz edilecek bir isim. Benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. 1.10 safkan John Velasquez ile. Günün 7. koşusuna geldik. Şartlı dişi drag 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Burada da evet şansımıza 7. koşuda 5 nolu safkan yarıştan çıkmış. Benim de banko atımdı. Bizi 2. banko atımdı. Yarıştan çıkmış arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar 5 nolu safkan burada çıkmış gözüküyor ama yurt dışında şu anda çıkmış gözükmüyor. Ben hemen oranları vereyim. 5 nolu safkanı söyleyeyim 2.5 lira. Ben de banko isimdi. Ama çıktı şu anda TC kadar çıkmış gözüküyor. 2.10 safkan 3.5 lira, 6.10 safkan 4 lira, 3.10 safkan 4.5 lira, 1.10 safkan 5 lira, 4.10 safkan 12 lira, 7.10 safkan da 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Ben bu arada videoyu bir durdurup en azından şablonu düzelteyim arkadaşlar. 5.10 safkan koşmaz gözüküyor çünkü. Evet arkadaşlar şablonu değiştirdik. Arkadaşlar ben 5 bankoydu. Rakip 2 olarak verecektim. Şimdi işler değişince artık şöyle tahmin edeceğiz. 2.10 safkan Mabe Lockwood, bir It's My Lucky Day temsilcisi Rafael Manuel Hernandez'e start alacak olan bu safkan benim ilk sırada şans verdiğim isim, hatta alternatif banko adayım oldu çünkü ben 5'in arkasına sadece 2'yi vermiştim. Şimdi 5 çıkınca 2 alternatif banko adayım ama şimdi yana at yazmak isteyenler haliyle yazacaklar. Altınoğlu Perlinter Rock, bir Tizno temsilcisi Paco Lopez'le 3 nolu Delray Dolly, bir California Crown temsilcisi Edwin Gonzalez'le şu anda Türkiye'de favori olarak geçiyor. 1 nolu Hanita Empire, bir Uncle Vinny temsilcisi Junior Alvarado ile, bir de 4 nolu Bella Romance, bir Bahamian Soul Squall temsilcisi Leona Reyes ile yine göstermiş olduğu performansa şans verdiğimiz. Yani işin garibi, yani bu ayak hemen hemen 2 dışında hepsi olarak geçiyor arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldik. Bakalım yine inşallah bizim yazdığımız atlarda çıkan olursa işte böyle ters oluyoruz. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik bir sentrik yarışımız yine var. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Burada koşar gözüküyor. Türkiye'de çıkmış. Halbuki burası erkenden çıkıyor ama neyse. İnşallah bir yanlışlık yoktur. Ya biz acele ettikçe şu anda geç kalmaya başladık. Neyse daha var gerçi. Evet buradaki oranlar hemen açılıyor arkadaşlar. 1.10 safkan 2.25 orana sahip. 4.10 safkan 3 lira. 6.10 safkan 5 lira. 5.10 safkan 5 lira. 3.10 safkan 7 lira. 2.10 safkan 12 lira. 7.10 safkan 12 lira. Son sırada 8.10 safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada 1.10 Emoji Guy, Kozan temsilcisi Chattel Sutherland'la ilk sırada şans verdiğim isim, son iki yarışın üstte kazanan oldukça formda bir isim. 4 nolu Digital Footprint, bir Jalt Kasuay temsilcisi Emisel Jaramir Aslatan Safkan yine güzel formu sahip. 5 nolu Mr. Leonardo, bir komisyoner temsilcisi Tyler Gaffani Aslatan Safkan yine güzel performansın sahip. 6 nolu Universal Payday, bir Tohaner Enserva temsilcisi Marcos Meneses Aslatan Safkan şuralara iyi duruma gelmeye başlayan bir isim. Ve son olarak Kanada'dan bu yarışa gelen, tabii Jockey ile birlikte geldi hem de Emma Jane Wilson, Bayan Jockey ile start alacak olan 2 nolu Lucas Lori. Centric'te son iki yarışını üst üste kazandı. Zaten Centric'te bayağı başarılı olan bir isim. Bu Exe temsilcisi de bence kesinlikle kuponları imal etmeli. Bu safkan bayağı gözünü kestirmiş buraya. Topyekin hepsi gelmişler arkadaşlar. 1, 4, 5, 6, 2 benim buradaki sıralama olacak. Günün son koşusuna geldik. Burası da Çin miydi bakalım. Evet Çin'di, tapetaya alınmış. Burada da 8, 9, 10, 11, 13 nolu safkanlar yarıştan çıkmış. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik tapeta yani sentrik yarışında oranlara bir bakalım arkadaşlar son koşun. Evet oranlarımız açılıyor. 2 nolu safkan 2.25, 4 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 4 lira, 12 nolu safkan 8.5 lira, 7 nolu safkan 8.5 lira, 5 nolu safkan 10 lira, 1 nolu safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim son koşu için. Arkadaşlar ben 12 nolu Mira Mission, Noble Mission temsilcisi Julian Laparoux'a çok formda bir safkan. Benim de ilk sırada şans verdiğim isim.
İkinolu Brown Storm, bir Scott Dedi temsilcisi Hector Isaac, Berriosa Staffan Safkan yine iyi gruplardan staff almış bir isim. Dört nolu Noble Indy, bir tak çarga Indy temsilcisi John Velasquez'e Staffan Safkan oldukça formda ve şu anda Türkiye'de favori konulan bir isim. Altı nolu Shirley Spade, bir Spade Stone temsilcisi Rafael Manuel Hernandez'e Staffan Safkan, bu Safkan'da yine etkili ve güzel bir yarış koşuyor ama en azından 11 aydır 9 start almadığını belirteyim. Bir de 3 nolu Flying Scotman, bir English Channel temsilcisi Corey Lennara'da son olarak önereceğim isim olacak. 12, 2, 4, 6, 3 benim bu koşudaki sıralama olacak. Gelelim şablona. Evet, koşu biraz karıştı bugün. Yarışların bir anda değişmesi. Birinci koşu 2, 4, 3, 8, 7. İkinci koşu 4, 3, 2, 7, 1. Üçüncü koşu 1, 3, 6. Dördüncü koşu 1, alternatif banko adayım ama dediğim gibi karıştı yarışlar. 4, 5, 2, 10 rakip arayanlar için. Beşinci koşu 2, 4, 6, 11, 1. Altıncı koşuda Binal Safkan tek. Yedinci koşu 2, alternatif banko adayım oldu ama dediğim gibi buradan yarışın en önemli favorisinden birisi çıkınca iki en şanslı isim olarak kaldı. 6, 3, 1, 4'e rakip arayanlar için. 8. koşu 1, 4, 5, 6, 2. Son koşuda da 12, 2, 4, 6, 3 olarak arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.